Şu tarım kredi kooperatifleri meselesi, indirimleri var biliyorsunuz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde söylemişti değerli izleyenler. Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı ile konuştum. Büyükbaş hayvanlarda %30-35 indirimle onların da satışına başlayacağız. Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. Tarım kredinin diğer ürünlerinde de işte şeker, ayçiçek yağı 30-40 çeşit üründe süratle indirime gidilecek demişti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün bir paylaşımda bulundu. Ben perakendecilere indirim talebi mektubu yazarken sen 10 ay seyrettin Erdoğan. Millet burnundan soluyor, sen indirim yalanları söylüyorsun. Yapıla yapıla 20-30 kuruşluk indirimler yapıldı. Her şeyiniz skandal, utanın be diyerek çok sert bir tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar da bugün sosyal medya hesaplarından eski ve yeni etiketler arasında da bir paylaşım yaptılar. Ve bir fark olmadığını söyleyen vatandaşlar da var. Siz takip ettiniz mi bilmiyorum. Ahmet Zeki Uçok, bu tarım kredi kooperatifindeki satışlar size de bilgi gelmiştir. Bunu da ekleyerek eklentilerinize sormak isterim. Şimdi tarım kredi kooperatifi müdürü benim bacanağım var. Ondan aldığım bilgileri aktaracağım. Ama önce siz müdürden aldınız bilgileri. Yani şu anda emekli oldu kendisi. Ama eski müdür. Yani gidip bizzat inceleyerek söylediği şeyleri ileteceğim. Şimdi tabii doktorlarla ilgili maaş kıyaslaması yaptı Ali Bey. Şu anda her gün neredeyse doktorlar eylem yapıyor. Yeni çıkarılan ek ödemelerle ilgili olarak sokaktalar. Artı bugüne kadar hiç olmadığı kadar doktor ülkemizi maalesef terk edip başka ülkelere gitmeye çalışıyorlar. Bunun yollarını arıyorlar. Yani bu bile şunu gösteriyor. Ne yazık ki AK Parti hala geçmişle övünüyor. Yani geleceğe yönelik bir sunum yapamadığı için, artık şey tükendiği için böyle eskiden şunu alıyordu, şimdi bunu alıyor falan. Ama gözümüzün önünde bir şey var. Doktorlar bu ülkeden gidiyor. Yani dünya Türkiye'de en zor eğitimi, en pahalı eğitimi alıp en bilinçli olan kesimimiz ülkemizi terk ediyor. Bu konuya niye değindim? Çünkü birçok arkadaşımın yeni mezun doktor çocukları, dişçi çocukları, yani çevremizde arkadaşım derken yanlış anlaşılmasın, çevremizde duyduklarımız, yani bizzat gördüklerimizi iletiyorum. Çocuklar, herkes yurt dışında, acaba bir yere gidebilir miyim? Orada bu meslek hayatıma devam edebilir miyim diye İngilizce sınavlarına giriyorlar. İşte o ülkelerin hatta öyle doktorluklar var ki bazı ülkeler bizim tıp fakültelerimizi doğrudan İngiltere gibi doktor olarak kabul etmiyor. Yardımcı doktor sıfatıyla gidip orada çalışmaya bile razı olabilecek kadar doktorlarımız bu ülkedeki hayat koşullarından memnun değiller. Ali Bey'in bilgisine sunayım belli, istedim. Belli sınavları geçince oluyorlar. Evet. Ya tabii canım, işte oraya uyum gidince, sınavları oluyor yani, mecburen. O ayrı bir şey. Yani onu biz de yapıyoruz. O tartışmamızın şey aşaması. Sonraki aşamalar. Şimdi biraz önce Cem Bey dedi ki ya dedi dünya kötü. Kursun Bey bunları cevap verebilirim değil mi? Ben okuyayım sonra cevap veririm tabii. Siz bir şey gönderdiniz, izleyici anlamamıştır. Dursun Bey az önce vatandaşın, seçmenin hem Cem'e hem Ali Bey'e iletir misiniz diye ricası oldu, onu yere getirdim. Yani. Çok iyi yapmış, teşekkür ediyorum o vatandaşa. Ben de onların cevabını vereyim. Tamam. Konuşabilir miyim? Estağfurullah. Teşekkür kusura ederim. Bakmayın. Evet, anladım. Şimdi bütün siz benim sözümü çok kesiyorsunuz ama ben sizinkini kesmiyorum, dikkat ederseniz. Yani buna kesmek denmiyorsa diyebilecek şey diyeceğim. Neyse. Şimdi bütün burada konuşmacılar, yani AK Parti'nin temsilcisi olan arkadaşlarımız, biz kötü yönetmiyoruz, dünya kötü. Ne yapalım abi? Dünya kötü, yoksa biz gayet güzel yönetiyoruz. Süperiz. Bak geçmişte de şöyle yönettik, böyle yönettik, şunu yaptık. Ama dünyada savaş var. İşte hayat pahalandı, enerji fiyatları arttı, şu pandemi arttı var. Şimdi işte, Cem Bey'in bilgisine sunmak için bunu söylüyorum. 2021 Ağustos'unda petrol fiyatı 79.41 dolarmış. Yani 80 diyelim yuvarlak hesap. Aynı tarihlerde
benzin fiyatları 7 küsür 7 lira diyelim. Şimdi 2022 Ağustos'unda 91.12 Brent petrolün varil fiyatı. Bugün fiyatlar 23 lira 80 küsür 24 diyelim yuvarlak hesap. Yani 8'de 1 oranında petrol ama fiyatlarında petrol artış fiyatlarının var. Petrol fiyatlarının ülkelere yansıması öyle olmuyor ama biliyorsunuz. Ama ya işte ben size hani örnek verdiğiniz için ayrı ama vereyim. Şu örneğini diğer tarafta 4.7 4 katı. Şimdi bir şey yani, sorayım Zeki Bey, Ahmet Zeki Bey. Bir şey yani sorayım. Yani 8'de 1'e. Ayrı bakın ya, şöyle yanlış örnek veriyorsunuz bence. Akaryakıt isteyenlere vergi dairesi gibi çalışıyor. Ama siz dediniz, ben de petrol fiyatları arttırırız dediniz, hayır, onun için diye söylüyorum. Müsaade, derdimi anlatamadım ama. Eşkışlar. Hayır hayır, hiç onu da demedim. Şimdi bana söyleyin, fiyatlar böyle. O zaman İsviçre'de, Avrupa'da benzin fiyatları niye %100 arttı? Niye geri? Ben bir daha söylüyorum. Çünkü ben Türkiye'yi konuşuyorum. Belirliyor. Bir daha Türkiye, serbest piyasa siz belirliyor. Siz dediniz ki bana bak. Siz dediniz tabii ki bütün seyircilerimize dediniz ki dünyada petrol fiyatları arttı. Dolayısıyla lojistik arttı. Doğru? Tamam. Ama ben de diyorum ki size bak, petrol fiyatları geçen yıldan bu yana 8'de 1 artmış. Yani %17 artmış. Ama benzin fiyatları benzin ise, sizin, serbest piyasada ise, belirlenir. Yani şey ise ulan petrol ise saniye. Bizim o zaman Avrupa'da mesela, ama bak söylettiniz nasıl 8 kat artmış, 4 kat artmış. İsveç'te 1 euro'dan 2 euro'ya gelmiş. İsveç'te bakın, İsveç'te Avrupa'da bir yılda elektrik fiyatları, benzin niye %100 arttı? Ya bak bir daha söylüyorum. Cem Bey bak bir ya daha serbest söylüyorum. Serbest piyasada belirleniyor. Sizin vergi bak, ben hiç başka yerlere gitmiyorum. Ben doğru da taşımacılığı gibi kenarında değiliz. Sizin bak, ben hiç başka bir yere kıvırtmıyorum. Ben sizin verdiğiniz rakamlar üzerinden konuşuyorum. Dediniz ki petrol fiyatlarına gelen zam nedeniyle lojistik çok arttı. Dolayısıyla da hayat pahalandı. Yani dışarıdaki hayır, durum hayır, kötü. Ben de size bunu söylüyorum. Döviz de çok arttı. Orada hükümetin de %30 da hükümetin de siz sadece %30 verdiniz. Ben size %400 veriyorum size. %30 falan değil hükümetin burada suçu. Ama verdiğiniz örnekleme doğru değil. Niye doğru değil ya? Bakın, rakam bu. Ya şey, rakam Ahmet Zeki Bey. Ahmet Zeki Bey. Ne peki dünyanın her yerinde enerji maliyetleri 2-3 kat %100'den fazla arttı. Onu serbest piyasa belirliyor. Onunla alakalı değil. Onun ya biz taşımacılığı da var. Ki biz o da var. Kendimiz işliyoruz. Biz ham petrol alıp kendimiz işliyoruz. Peki arkadaşım. Nersin yani o zaman. Hayır canım. LNG'de, Katar'dan LNG'de alıyoruz. Madem almayabiliriz. Cezayir'de niye kapasitemiz yeterli. Nasıl almayacağız? Ya işte kendimiz işleriz. 80, hayır yok ki, kaynağın yok. Niye kaynağım yok? Nerede kaynağınız? Rafineride işliyoruz ya. Hayır hayır, kendimizi çıkarmıyoruz ki. Ham petrolü konuşuyoruz kardeşim. Ham petrol. Zaten almak zorundasın. Ham petrol aynı da Avrupa ülkelerinde, bakın gelişmiş ülkelerde niye 1 eurodan 2 euroya ya, çıktı diyor. Sayın vekilim, Avrupa'da yıllık enflasyon. 1 eurodan 2 euro. Ya 4 kat artmış ya. Burada 1 eurodan 2 euro arkadaş ya. Yani euro diyorsun, bak hiçbir şey tutmuyor. Dolar da 8 liraydı, 18 lira oldu. Avrupa'da petrol fiyatı dedin olmadı. Euro diye arttı bakın, dedin olmadı. Avrupa'da birden ikiye çıktı dedin olmadı yüzde yani. Ne? Yüzde kaç olduğunu Avrupa'dakilerden bir tanesine bir şöyle bir söyledik. Avrupa'dakilerin dinleyen batı. Efendim? Ortalaması %8. %8. Ney 8? Bizde aylık %8. Bakın %12 katı. Yok yok %8 tamam. Yıllık enflasyon Avrupa'da %8. Fiyatların nasıl olduğunu bir bakın nasıl ya, olduğunu. İşte ama şöyle. Totalını ama şöyle. Hayır. Bak. O kamu Ali Bey, bir şey söyleyeyim ya, bakın dediğiniz bu gerçek ama değil mi? Sayın Bekir, ben tamam, konuşacağım. Hani. Bir şey söyleyip susuyorum. Dediğiniz doğru enflasyonda ama şöyle. Avrupa'da, Amerika'da gıda ortalama %40 ile 50 arttı. Enerji maliyetleri %100'den fazla arttı. Kaç arttı? Ama orada ne artmadı? Bir orada araba artmadı. İki, ev fiyatları çok artmadı. Ve bazı diğer temel şeyler çok artmadı. Niye? Çünkü alım çok güçlü. Çünkü çok üretimi var. İyi yönetiliyorlar canım.